Artı futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Haftanın açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir karşısında Yusuf Sarı'nın golüyle Bordo Maviler Trabzonspor 1-0 kazandı. Karşılaşmada dikkat çeken pozisyonlar vardı. Mücadeleyi izleyenler için değerli yorumcularımızın da görüşlerini rica edeceğiz. İlk olarak Başakşehirli oyuncuların penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Onu izleyelim. Karşılaşmanın 18. dakikasında Rafael'in ortası. Junior Fernandez rakibini geçti. Sonrasında yatarak bir müdahale geliyor. Bu pozisyona dair itirazlar var. Ne diyeceksiniz? Müdahale Victor Hugo'dan. Direkt topa ya. Hiç alakası yok. Topa vurmuş. Müdahale topa. Bence topa. Mehmet Yılmaz. Doğru karar. Aynı kanaatteyim. Devam. Devam. Mehmet Ayan. Serdar Sarı'da. Aynı. Oyna devam. Oyna Ulgar devam. Şener. Evet, topa da okumuş yani. Evet. Dört yorumcumuz da. Penaltı zaten topa vurması. Ama net top yani. Hiç alakası yok. Orada deneyim konuşuyor. Tabii. Tecrübe konuşuyor. O topa gidip alma konuşuyor. Zaten Vitor Hugo'nun bu arada yani Brezilya'dayken yaptığı işler de bunlardı. En sakat kısmı buydu. Kayarak çok fazla gidiyor. Müdahale yapması. Normalde çok fazla müdahale yapması. Ayakta durur. Çok fazla bunu ceza sahası içinde de dışında da yapıyordu. Hatta transfer olduğu konuşulduğunda bir nebze sen söylemiştin. Evet. Bahsetmiştik. Her zaman tutturamazsınız ama. Çünkü gelişi oldukça endişe verici. Penaltı yaptırmak adına. Hani bu pozisyondan bahsetmiyorum. Genel burada pozisyonlardan bahsediyorum. Bunda zamanlama muazzam yalnız. Ve Junior Fernandes'in dengesini bozuyor. Junior Fernandes yerde kalıyor. Topu da kalecisine ama Kaan'a kazandırıyor. Ama yine de bir şeyden Erman Toroğlu'dan dinlemek lazım pozisyonu yani. Evet. Yani Erman abi de mutlaka yarın takım oyununda yorumlayacaktır. Deniz'in sakatlandığı pozisyonu da izleyelim. Mücadelenin 29. dakikasıydı. Deniz belini tutarak yerde kaldı. Bir hava topu mücadelesi vardı bu pozisyonda. Aykut Hoca pozisyonla ilgili hakem nasıl görmez dedi. Müdahale Vitor Hugo'dan. Yok, bu sarı kart yani. Sarı kart. Faul ve sarı ve kart yani. Faul. Bu pozisyon tamamıyla kontrolsüz bir giriş ve bel hizası üzerinden Deniz'in döşüne gelen bir diz müdahalesi. Futbol oyun kuralları içerisindeki ismi sarı kart. Buradaki bir tek şey, oyuncuya hiç bakmadı. Direkt topa baktı. Ben de verecekse sarı kart faul verir. Hani buraya geldi ama oyuncu bir pozisyona bir daha bakarsak yüksek geldiği zaman zaten çok iyi sıçrayan da bir oyuncu. Hiç şeye bakmadı. Deniz Sürüş veya bir şey diye çıkmadı. Hani kontrolsüz çıkmış olabilir. Ama çıkarken genelde böyle çıkıyor. Hani Vitor Hugo. Yani faul. Bir şey söylemiyorum. Hani kart da verecekse kart da kullanabilir. Ama şeye de bakmak lazım. Top geldiği zaman direkt topa bakıyor. Hiç oyuncuya bakmıyor. Kontrolsüz giriş var. Faul verebilir. Serdar? Bence de faul. Kart? Yani kart verilmeyebilir. Faul. Çünkü yani, Mehmet'in de dediği gibi topa bakıyor. Burada şey var hani Aykut Hoca maç bittikten sonra dedi. O kırmızı koçum, falan da yani, eğer kırmızı olacaksa o zaman dediği gibi söyleyebilirsin ama bence çok oyunu etkileyen bir pozisyon değil. Kırmızılık bir pozisyonla alakası yok bunun. Efecan Karaca'nın Galatasaray maçında bir hava topu mücadelesi vardı. Tabanı rakibinin Ömer'in adresine gelmişti. Orada Efecan mesela pozisyona koşarken rakibine bakıyor. Ben burada sevgili Mehmet'in vurguladığı. Bak şurada. Burada yani, mesela Mustafa baktı. Direkt çünkü sadece stoper, topu takip ediyor. Orada nasıl bir faul ya da kart yani var? Direkt bir de hiç bakın şeye bakıyor zaten. Hiç oyuncu falan değil. Direkt çünkü yükselmesine bakıyor. Kontrolsüz anlarım. Bak ona bir şey söyleyeyim ama kartla alakalı oyuncu zaten hiç oraya gitmemiş bile. Direkt topa bakmış. Evet. Peki. Ilgaz Zemin yani, dedi ya Erman abinin yorumu. Ben Erman abinin bu pozisyonla ilgili yorumunu merak ediyorum. Gerçekten doğru. Belki bizim görmediğimiz bir açıdan. Yarın yayında olacağız. İlla ki bunu biz şimdi konuşacağız. Bak bir adam kafaya çıkar. Buna itirazım yok. Fakat kafaya şu halde çıkar mı ya? Biraz böyle yay gibi çıkmış. O tarafa yani koşarken ama. Ya işte yorumu yani açık. Hani maalesef yorumu açık. Yorum açık pozisyonlar. Yorum açık. Bu anda standartlar olmadığı bir yerden bahsediyoruz evet, Türkiye'de evet, maalesef. Yani ama topa hani topa baktığı için adamla ilgilenmediği için ayağını kaldırıp kırmızı kartları da gördük biz. Ahmet Çalık çok yapardı onu şeyde Gençler Birliği'nde oynarken. Hı-hı. Hatırlasana birkaç pozisyon Ahmet Çalık pek yapardı onu. Pek yapardı, çok fazla yapardı. Ya biz çok maruz kaldık böyle oynarken. Hani bu pozisyonlar hepsine biz çok maruz kaldığımız için ben onun için söyledim. Yani hani günümüzde şimdiki bir 7-8 sene öncenin alakası yok tabii. Bu değişikliklerde sen ama sen de ne kazma stoperlerle yani, karşı karşıya oynadın ya. Böyle direkt bunlar da o versene zaman bir iki örnek kazma stoperi.
Böyle bir dediğin gibi yani öyle bir geliyor ki sen eğer iyi çıkıyorsan biliyor iyi bir santraforsun. Hava hakimiyetinin çok iyi olduğunu bildiği için adam çıkarken dizinle çıkıyor. Sen. Hele hele Trabzon'la oynadığı zaman. Topa vurmaya değil. İlk önce sana darbe vuruyor. Trabzon'la oynadığı zaman daha Anadolu takımlarına karşı oynuyorsun. Tabii canım kimlerle oynuyorsun? Burada tabii isim olarak vermeyeceğim kimle ama. Kimle karşılaşmak istemezdin mesela Mehmet oynadığın dönemde stoper olarak? Ya şu var hani. Gerçekten sert giren oyuncular vardı. Sert diye müsamaha vardı böyle. Var diye bir şey mi vardı? Johnson vardı. Mesela Gaziantep'te Fener'e falan geldi. Ondan oynadığın zaman ben şimdi hava topuna çıkacağım zaman biliyorum çünkü Emre onun bana nasıl gireceğini. Fena değildi. Veya Song. Song da mesela. Song da öyle. Emre Toraman fena değildi sertlik olarak. İbrahim Toraman fena değildi. Ama şimdi onlar seni biliyorlar hava topuna nasıl çıkacağını. Çünkü senin iyi sıçradığını bildiği için... Onlar sana bir önlem alması için seni ilk önce bir sindirmesi lazım. Trabzonspor'da da Erdinç vardı. Çok var. Antrenmanda Konya'da da oynadı. Erdinç Konya'da da oynadı. Hani birçok oyuncu var. Erdinç yani yanlış anlaşılmaz. Evet, kötü demek değil bu bizim söylediğimiz. Sadece tabii. Sert oynayan stoper oyuncular vardı. Tabii. Peki, Hasan Ali'nin yerde kaldığı pozisyon var. Ona da bakalım. Penaltı beklediğimi. Bence bakmadan geçelim yani. 44. dakika. Hasan Ali bir anda yerde kaldı. Hasan Ali sol ayağını kime vurup kendini yere bırakıyor. Cami Ahmet de çok iyi oynadı maçta. Bak. Yani bir hafta oynayıp bir hafta oynamıyor. Hasan farklı yerde oynuyor. Hasan Ali yerle buluştuktan sonra ne yapıyor? Hakeme bakıyor. Bekliyor işte. Nokta net. Ve hiç itiraz etmedi farkındaysan. Gerçek düşecek adam hakeme bakmaz abi. Hakemi göremezsin düştükten sonra. Afallarsın, şaşarsın, gözün şey olur. Halil Umut Meler de pozisyona o kadar hakim ki. Yani ama Ahmet'i tebrik ediyorum. Ama Hasan'ın ya yedirebilir miyim dürtüsü var ve Halil Umut Meder'in eli de böyle diyor. Yani yapma diyor. Bir de en son o takıyor zaten elini. Yani en son yapma düşeceği diyor. Zaman da Hasan Ali böyle bir çocuk değil. Aldatmaya yönelik hareketten sarı kartı Hasan Ali kaldırım bile görebilir ben sana söyleyeyim. Evet. O kadar şey yani pozisyon. Bir de hani hakem verdi diyelim penaltıyı. Pozisyonda. Var. VAR'a gidecek. Ama bizim ülkemizde VAR'ı kullanamadığımız için ne olduğu belli ama gidersin gider verir belki de hayır, penaltı. Bundan sonra VAR'a gitme garantisi var mı yok mu onları da bilmiyorsun ki. Gri pozisyon diye bir şey çıkarmışlar. Bunlara VAR'a müdahale edemiyor diye bir şey çıkarmış. Ulenberg bir geldi. Bilim kimyasını da bozdu zaten. Karıştı ortalık. Peki Yusuf Sarı'nın golüne de bakalım. Kaç 14 metre? Saniyede arkadaşlarımız ekrana da yazmışlar. 85 metre top sürüyor Yusuf. Biz 60 demişiz ya. Topu sürerken oyuna yeni giren rakip takımdaki adaşıyla da verkaç yapıyor. Evet. Tabii burada şimdi biz Yusuf Endiyaşmi'yi üzerinden okuyoruz ama eğer Epriyano hiç gitmese, derinde kalsa Yusuf Endiyaşmi'ye bir tane daha pozisyon savunma hakkı verecek ve hiç orada o fake yemeyecek. Yani bu golde insanlar hep Yusuf Endiyaşmi'nin ayağına çarptığı için onu suçluyor ama biri... Tabii. Bir ve tek sorumlusu Epriyano'dur bence. Yani. Oraya gidip zaten kendini ekarte ediyorsun sen. Sen tek hamle de gittin orada. İkisi de gitti. Tabii. Sen bekle derinde orada. Yusuf'un bir hamle şansı daha kalsın. Zaten Epriyano oraya gittiği için Yusuf tekrar hızlanamıyor farkındaysan. Diğer Yusuf'tan bahsediyorum. Epriyano hiç hızlanamıyor. Bir daha Epriyano orada eğer şeyse sarı kartı yoksa indireceksin orada adam.